Siz 10 yılda 1000 kilometreye çıkınca şey raylı sistem İstanbul'un trafik sorunu diye bir şey kalmayacak diyorsunuz. İnşallah. Şimdi Londra'da, Paris'te de biliyorsunuz dünyanın en gelişmiş metro ağları orada var. Ama trafik sorunu da bir yandan var olmaya devam ediyor. Ee, belki de tek mesele yani raylı sistemi çözmek değildir. Yani raylı sistemi çözün tabii bu arada. Yani hepimiz İstanbul olarak bayılırız bu vaadin gerçekleşmesine ama trafik sorununun tam olarak çözülmesi Tek parametreye bağlı değil gibi duruyor Londra-Paris örneklerinde. Ne diyorsunuz? Ya Şöyle tabii ki sadece e, metroyla çözülecek bir iş değil bu. Yani burada otopark e, sorununa da bakacaksınız. Karayolu ağına da bakacaksınız. Deniz ulaşımına da bakacaksınız. Efendim e, bu manada toplu ulaşımın e, miktarını arttıracaksınız. Biz burada bir hedef ortaya koyduk. Şu an İstanbul'da yoğun saatlerde trafik sıkışıklığı %90'lara geliyor. E, ve 3,5 yıl. Candaş Bey, 3,5 yıl sizin ömrünüzden trafikte gidiyor. Ya bu kabul edilebilir bir şey mi? Yani düşünün ki ortalama işte insan ömrü 65-70 yıl diyelim. E, o gidiyor artarak. E, bunun 3,5 yılı trafikte gidiyor. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Çocuklarınızı göremiyorsunuz, ailenizi göremiyorsunuz. Sevdiklerinize vakit ayıramıyorsunuz. Dolayısıyla buna çözüm önerisi ortaya. Şu an biz 46 dakikada bırakmışız ortalama ulaşım süresini 2019'da şu an 64 dakikaya çıkmış. 64 dakikaya. Bizim hedefimiz 64 dakikayı 39'a düşürmek. Yani her bir vatandaşımıza 29, 25 dakika kazanç sağlamak istiyoruz. Bunun için de sadece metro yapmayacağız. Evet 10. yılın sonunda 1004 kilometre metro hattımız olacak. Karayolu tünelleriyle birlikte Tünel ağımızı, karayolumuzu genişleteceğiz. Otopark, 250 bin tane otopark yapacağız. Efendim, e, Silivri'ye metrobüsünü götüreceğiz. İstanbul'un çeperlerindeki yaşamı Şehir merkezindeki yaşam nasılsa aynı hale getireceğiz. Silivri'de Çatalca'daki yaşayan insanımızla Beşiktaş'ın göbeğinde yaşayan insanımız aynı haklara erişmiş olacak ki şehri çeperleriyle birlikte zenginleştireceğiz. Arnavutköy'de altyapı eksiği olmayacak. Silivri'de yağmur yağdığı zaman su basmayacak. Daha dün bastı yine. Yani dolayısıyla biz şehri bütününde ele aldığımızda e, ve bu hizmetleri yaptığımızda Ulaşım artık 10. yılın sonundan çile olmaktan çıkacak. Şimdi Londra örneğini veriyorsunuz ama Londra'da toplu ulaşım oranı %45-50'lerde. Yani insanlar hmm. toplu ulaşımla seyahat ediyorlar. Arabasıyla gitmek isteyen de gidiyor. Ama toplu ulaşımda ne zaman gideceğini biliyor değil mi? Hani biz oraya gidince hemen oranın bir navigasyonunu indiriyoruz. Efendim uygulamalarını indiriyoruz. Efendim tren şu saatte gelecek, şu saatte kalkacak. Bir, hiç bir dakika sekmiyor. Kalkıyor, 20 dakikada gidecek diyor, 20 dakikada gidiyor. Şimdi bizim metrobüs durağına gidiyor vatandaşımız. Metrobüs yok. Ne zaman gelecek belli değil. Gideceği yere ne zaman varacak o da belli değil. Çile. Yani dolayısıyla biz uğraştıran değil, ulaştıran e, bir trafik vaat ediyoruz. Yani insanlar ne zaman nereye gideceğini bir kere Anlayacaklar. Toplulaşım oranı şu an %27. İstanbul'da kullanılma oranı genelinin içinde. Biz bunu yüzde %48 %48'e çıkarmak istiyoruz. Aynı dünya metropollerinde olduğu gibi. Bunları yapabilmeniz için de bu hizmetleri yapmanız lazım. Yapılan inşaatları hafriyat dökerek yapamazsınız bunu. Veya Dolmabahçe-Levazım tünelini açılmış olan tüneli, ihalesi yapılmış olan tüneli kapatarak da yapamazsınız. Veya Esenyurt'a gidecek metroda 5 yılda 5 metre ilerleyerek de yapamazsınız. %5 ilerleyerek de yapamazsınız. Dolayısıyla burada bu bakış açısıyla biz inşallah ulaşımı artık sorun haline gelmekten çıkaracak adımlarımızı kararlı bir şekilde atacağız ki bunu da bilim insanlarımızla beraber çalışıyoruz. Nasıl depremi çalışıyorsak bunu da alanında yetkin proje firmalarımızla, hocalarımızla birlikte çalıştık. Aylardır çalışıyor bu ekip. Ve bu çalışmaları İnşallah 1 Nisan sabahı hızlı bir şekilde 100 günlük 1 yıllık acil eylem planlarıyla birlikte. Aylardır nasıl çalışıyor ekip? Siz aday olalı aylar olmadı ki. Ya biz aylardır çalışıyoruz. Niye çalışıyoruz? Aday olacağınızı biliyor muydunuz? Aday olacağımı bilmiyordum evet. ama ya ben aday olursam da hazırlıklı olmalıydım. Hmm. Yani İstanbul böyle şehirlerden bir şehir değil. Mekanlardan bir mekan değil. Yani iki denizi, iki kıtası, efendim e, medeniyetleri buluşturmuş bir şehir. Aday olacağınızı bilmeden çalışmaya mı başladınız? Evet. E olmasaydım. Naci Görür'le görüştüm işte. Aday aday mıydım o zaman? E olmasaydınız ne olacaktı? Yani olmasaydım bu projeleri bir arkadaşıma verirdim. Aday olan arkadaşıma verirdim ya. Ne olacak? Yani e, İstanbul'a eğer talipseniz, İstanbul'u yönetmek istiyorsanız hazırlık olacaksınız ya. İstanbul'la uğraşacaksınız.